Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifzal murselin ve ilhamı melaiketil mukarrabin. Sultanül Enbiya aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek ruhu için, tüm geçmişlerimizin ervahı için, ulûm-i şer'iyye, ulûm-i arabiyye, bizlere kadar intikal eden ulema, sulaha, müellifin, musannifin, müfessirin ve muhaddisin ve cümle hamele-i Kur'an'ın ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geç ve ahirete geçmiş olan ashab-ı hayratın ruhları için, her birimizin üzerimize emeği geçmiş, bildiğimiz, bilmediğimiz nice hayır sahipleri varsa her birisinin ruhları için ve hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin özellikle ruhları için Allah rızası için el-Fatiha. Arkadaşlar, İbn Hacib'in kafiyesinden Gayr-ı Munsarif bahsini okuyoruz. Gayr-ı Munsarif bahsini İbn Hacib'in anlattığını anlayarak bu konuyu tamamladığımız zaman Gayr-ı Munsarif ile ilgili zengin bir kültüre sahip olmuş oluruz. Gayr-ı Munsarif illetlerinin 9 tane olduğunu, bu 9 taneden 2 tanesinin 2 illet makamına kaim olduğunu söylemişti. Cemi ile teynis elifleri 2 illet makamına kaimdir. Bunun dışında diğer illetler birer illettir. Bu illetlerin tafsiline adilden başladı. Dedi ki فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ تَحْقِيقًا اَوْ تَقْدِيرًا. Muhakkak olan bir asıldan veya mukadder olan bir asıldan çıkarılmış olmasıdır dedi. Tahkiki ve takdiri kısımlarını anlattı. ثُلَاتَ مَثْلَةَ اُخَرَ جُمَعَ gibiler tahkiken, Ömer, Züfer gibiler de takdiren adillik onlarda gerçekleşmiştir. İkinci illet olarak vasıftan bahsetti. Vasfın şartı dedi, aslında olmasıdır. Vasfiyeti arziye, gayr-ı munsarif illeti sayılmaz. Sonradan gelen vasıflık gayr-ı munsarif illeti olmaz. Buna örnek olarak da meratübi nisvetin erba'ini verdi. Vasfiyetin şartı aslında olmak olduğundan dolayı hem aslında var hem de şimdi de varsa problem yok. Aslında var da şimdi isim tarafı galip geldiyse yine problem yok. Çünkü biz hali hazırda vasıflık olması şarttır demiyoruz. Aslında olması şarttır diyoruz. Sonra teenis meselesine geçti. وَهِيَ عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَعْنِيسٌ. Müenneslik ya teenisi lafzı olur veya teenisi manevi olur. Buradaki teenisten maksat teenis bil elif değildir. Çünkü teenis bil elif zaten iki illet makamına kaim idi. Teenisin şartı deyince teenis bi gayril elifin şartı demektir. Bu da kendi arasında teenisi lafzı ve teenisi manevi. Yani teenis alameti olan ta ya melfuz olur veya mukadder olur kısımlarını ayırdı. Teenisi lafzının şartı alemiyettir dedi. Öyleyse nasıratun gibilerde ta teenis alametidir ama gayr-ı munsarif illeti sayılmaz. Eğer orada ta gayr-ı munsarif yani teenis alameti olan ta gayr-ı munsarif illeti sayılacak olsaydı zaten ismi faildir, bir vasfiyet, bir de müenneslik kelime ne olacaktı? Gayr-ı munsarif olacak idi. Vasfiyet vardır ama ne yoktur orada? Müenneslik illet olarak yoktur. Teenisin şartı derken biz ne demiştik orada? Gayr-ı munsarif illeti sayılmasının şartı. Yoksa teenisin teenis alameti olmasının şartı değil idi. Teenis manevide de aynı şart geçerlidir. Mutlaka alemiyet olması lazımdır. Ayrıca ve şartu tahattumi te'sirihi diye orada bir ilave getirdi. Yani teenisi manevide alemiyet varsa kelime gayr-ı munsarif olma hakkını kazanmıştır. Ancak vücuben gayr-ı munsarif olabilmesi için üç şeyden birisi takviye olarak lazımdır dedi. Sonra marife gayr-ı munsarif illetlerinden birisidir dedi. Marifeden maksat nedir? Efendim alemiyettir. Peki madem marifeden maksat alemiyettir, biz niye alemiyet demedik de gayr-ı munsarif illetini sayarken marife dedik? Feri meselesini
anlatabilmek için, ispatlayabilmek için. Ucbe'yi anlatırken izhardaki bilgiler de burada bize yardımcı elbette olacaktır. Yani şimdi gayrimusarif bahsini bir izharın anlattığı gibi bilmek var. Bu bir zenginliktir, bir bakış açısıdır, bir ufuktur. Bir de İbn Hacib'in anlattığı gibi anlamak var. Bu daha farklı bir bakış açısıdır. İkisini birleştirdiğimiz zaman bizde bir ilim kültürü oluşmuş oluyor. Şimdi ucme nedir? Arapça açısından baktığımız zaman Araplardan başkasının vaz etmiş olduğu lafızların Arapçada kullanılmasına ucme denir. Yani ucme kevnül lafzı mimma vada'ahu gayrul arab. Araplardan başkası vaz etmiştir onu. Arapçada kullanıyoruz ama vaz eden Arap değildir. Efendim ucme şartuha, ucmenin şartı. Ne diyeceğiz burada? Ucmenin ucum olmasının şartı değil. Gayr-ı musarif illeti olmasının şartı nedir? En tekûne alemiyyeten, alemiyete mensup olmaktır. Buradaki alemiyetteki yayı, yayı nispet için alacaksınız arkadaşlar. Yani alem, aleme mensup olacak, alem olacak. Peki nasıl aleme mensup olabilir? En tekûne alemiyyeten, aleme mensup olacak. Nerede? Fil acemiyeti, acemcede. Yani arkadaşlar bu izhardaki bilgiyi de buraya ilave ederseniz bundan iki şeyi kastediyor. Ya direkt acemcede ilk vaz edildiği dilde alem olarak vaz edilmiştir. Mesela yer isimleri gibi, Arapçanın dışındaki yer isimleri gibi bir yere isim olarak vaz edilmiştir. Ankara diyelim değil mi? Ankara Arapça değildir. Ne olarak vaz edilmiştir? Alem olarak vaz edilmiştir. İbrahim alem olarak vaz edilmiştir. Veyahut da alem olarak vaz edilmedi ama oradan Arapçaya nakledilirken direkt alem olarak nakledilmiş. Yani biz onu oradan alırken asıl yerinde alem olarak kullanılmıyordu ama biz bunu Arapçada başka bir şeyde kullanmadan direkt alem olarak kullanmışız. Bu da acemcede alem sayılıyor. Çünkü Arapçaya mesela diyelim ki arkadaşlar hani günah kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz ya, bu Farsçadır normalde. Arapçada bu cünah kelimesinin aslı günah Farsçada geliyor. Şimdi mesela günah kelimesi Farsçada efendim ne değildir? Özel isim değildir. Arapçada da özel isim değildir. Yani günah manasındadır değil mi? Efendim lügem ve lücem meselesi de böyledir. Yani gem manasında olan Farsça'da bu lügemdir. Arapçaya intikal ettiği zaman lücemdir. Ne Arapça'da ne de Farsça'da alem değildir bu. Öyleyse ucme olan bir kelimenin gayr-ı munsarif illeti sayılmasının, oradaki ucmeliğin gayr-ı munsarif illeti sayılmasının şartı ya acemcede alem olacak, izharı hatırlayın, veya ilk nakledildiğinde alem olarak nakledilecek. Bu ifadeyi izhardan hatırladınız mı? Ya acemcede alem olacak İbrahim'de olduğu gibi veya Arapçaya ilk nakledilirken alem olarak nakledilecek. Buna da galun örnek olarak verirler. Daha önceki dersimde de söyledim size. Bizim memlekette eskiden Rumlar yaşamıştı ve dolayısıyla bizim yerli halk Rumca bilir. Hafızlık yaptığım köy genelde Rumca bilirdi. Yaşlıları, gençleri, çocukları. Ben orada hafızla gittiğimde çocuklarla anlaşamıyordum. Çünkü ben onlar kadar Rumca bilmiyordum. Onlar İbrizöse, Mivrizöse diye hep konuşmalarını efendim Rumca yapıyorlardı. Şimdi bizde mesela kalo derler. Alo, au, kalo bediyen derler. Yani bu iyi bir delikanlıdır manasında. Kalo iyi manasındadır. Mesela bir şeyin iyi olduğunu ifade etmek için kalo kelimesiyle bunu ifade ederler. Elbette bunun şeydeki Rumcadaki orijinali kalondur. Kalon. Ama bu Arapçaya geçerken o harfi olmayınca galun oldu. Galun oldu. Şimdi kıraat imamlarından birisine galun denmiş. Değil mi? Kıraat imamlarından birisine galun denmesi nereden alınmış bu? Rumcadan alınmış. Bu kelime Rumca asıllıdır. Fakat bu kalo kelimesi veya galun kelimesi
İyi manasında Arapçada kullanılmış, kullanılmış da daha sonra birisine alem kılınmamış. Belki Acemceden alınırken, yani o imama bu isim verilirken direkt alem olarak verilmiş. Her ne kadar bu Acemcede alem değilse de Acemceden Arapçaya intikal ederken, giriş yaparken vizesinde alem girişi vardır. Çünkü özel isim olarak birisine vaz edilmiştir. Şimdi bu izahtan sonra okuyalım ibareyi. El-ucmetu ucme şartuha gayri musarif illeti olmasının şartı entekûne alemiyyeti. Arkadaşlar ucmenin gayri musarif illeti olmasının iki tane şartı var. Bunlardan birincisi ya Acemce'de alem olacak veya Arapça'ya ilk nakledildiğinde alem olarak nakledilecek. Bu birinci şart oluyor. Veya dediğime göre ikisinden birisi olacak. İkinci şart nedir? Ve teharrukul evsati, ikinci şartı da ortası harekeli olacak. Evi ziyadetu alethelâfeti veya üç harf üzerine ziyade olacak. Ucme olan bir kelime alem olduktan sonra ikinci şartına bakarız. Üç harfli ise ortası harekeli olmalı. Doğru mu? Üç harfli ise ortası harekeli olması. Mesela mah ve cur kelimeleri nedir? Ucmedir. Ucmedir ama bu kelimelerin gayr-ı munsarif olabilmesinin illetleri sayılırken ucmelik sayılmıyor. Bir alemiyet, bir de müenneslik kelime gayr musariftir diyoruz. Peki ucmelik? Ucmelik orada ne işe yaramıştır arkadaşlar? Müennesliğin şartlarından birisinin takviye olarak zikredilmişti. Doğru mu? Dolayısıyla mah ve cur kelimelerinde ucmelik gayr musarif illeti olma şartını oluşturamamıştır. Çünkü üç harflidir. Üç harfli olduğu zaman ortası harekeli olmalı. Efendim? Evi ziyadetu alethelâfeti. Ya üç harf ise ortası harekeli olacak veya üç harften fazla olması gerekir. Kelimeye bir ağırlık getirmesi gerekir. Efendim bu şartlara göre fenûhun munsarifun. Nuh kelimesi öyleyse munsariftir. Bundan anlıyoruz ki arkadaşlar Nuh kelimesi nedir? Efendim ucmedir. Arapça değildir. Bazıları Nuh kelimesinin nevh, efendim ağlamak manasında olan nevten alındığını, Allah korkusundan, din derdiyle devamlı ağlayıp durduğundan dolayı ona Nuh dendiğini söyleseler de kahir ekseriyet Nuh kelimesinin efendim ucme olduğudur, Arapça asıllı olmadığıdır. Ucme olduğuna baktığımız zaman Nuh kelimesinde alemiyet var mı? Var. Birinci şart bulunmuştur. Peki ikinci şart neydi? İkinci şart üç harfli ise ortası harekeli olacak. Üç harften veyahut da üç harften fazla olacak. Buraya baktığımız zaman ortası harekeli değildir üç harfli olduğu halde. Dolayısıyla her ne kadar ucmelik varsa, alemiyet varsa da kelime gayr-ı munsarif değildir. Çünkü ucmelik şartını burada temin edememiştir, bulunduramamıştır. فَنُوحٌ مُنْصَرِفٌ Nuh munsariftir. وَشَتَرُ وَاِبْرَاهِيمُ Şeter ile İbrahim mumteni'un gayr-ı munsariftir. Şeter, Diyarbakır'da bir kalenin adıdır. Şimdi sonuçta Şeter Arapça olmayan Acemce'de bir dağın adıdır. Bir dağın adı olunca mekan isimleri nedir? Burada bir ucmelik var. Bir de alemiyet var. İki illette kelime gayr-ı munsariftir. Şeter ismu hısnin bi Diyarbakır. Diyarbakır'da bir kalenin ismidir. Şimdi Şeter de ucmelik illet sayılır mı sayılmaz mı? Sayılır. Çünkü bu Acemce'de neydi? Alemdi. İkinci şartı neydi? Ya ortası harekeli olacak? Şeter ortası harekelidir. Efendim İbrahim kelimesi ise aynı şekilde Acemce'de alemdir. Ve bir de nedir? Üç harften ziyadedir. Peki burada evvelen Nuh kelimesinin munsarif olduğunu ifade etti. Doğru mu? Nuh kelimesinin munsarif olduğunu söyledi. Şartların bulunmadığını örnek verdi. Sonra şartların bulunduğu Şeter ve İbrahim kelimelerine
efendim şartların bulunduğuna örnek olarak vermiş olduğu. Şimdi arkadaşlar, musannife göre Nuh gibiler munsariftirler. Fakat İmam Sibeveyh Nuh gibileri munsarif değil, gayri munsarif kabul etmektedir. Peygamber isimlerinden efendim 6 tanesi hariç diğerleri gayri munsariftir. Birisi Muhammed, birisi Salih, birisi Şuayb, birisi Hud. Muhammed, Salih, Şuayb, Hud. Bunlar Arapça olduğundan dolayı bunlar ücme değillerdir. Birer alemiyet var kendilerinde. İkinci illet olmadığı için. Evet. 4 tanımı yaptı. Nuh ile Lut kelimeleri ücmedir. Alemiyet var, ücmelik var ama ortası sakin olduğundan dolayı bunlar da gayr-ı munsarif değillerdir, munsariflerdir. Demek ki peygamber isimlerinden Muhammed, Salih, Şuayb, Hud Arapça olduğundan dolayı Nuh ile Lut şartları bulundurmadığından dolayı nedir bunlar? Efendim munsariftirler. Musannif İbn Hacib Hazretleri Nuh kelimesini İmam Sibeveyh gibi bakmıyor olaya. Şimdi İmam Sibeveyh diyor ki mah ve cürde o ücmelik bir işe yaradı diyor. Mah ve cürde ortası sakin olduğu halde orada ücmelik var dedin, bir şekilde onu nazara itibara aldın. Ya burada da vardır. Orada nazara itibara alındığı gibi burada da nazara itibara alınmalıdır. Onun görüşünü böyle beyan ediyorlar. Ama İbn Hacib de diyor ki rahmetullahi aleyh, orada müstakil bir illet olarak ücmeyi almadık. Ya var olan illete takviye olarak aldık onu. Dolayısıyla takviye olmak ayrı şeydir. Kendisinin başı başına bir illet olması ayrı şeydir. Evet arkadaşlar, burası tamamsa ücme bahsini geçmiş oluyorum. Ücmeyi nasıl özetliyoruz? Diyoruz ki ücmenin gayri musarif illeti sayılmasının iki tane şartı var. Birincisi Acemce'de alem olacak veya Arapça'ya ilk nakledildiğinde alem olarak nakledilecek. Bu birinci şart. İkinci şart da ahadül emreyn'dir. Ya ortası harekeli olacak veya üç harften fazla olacak. Bu şartlara baktığımız zaman Nuh kelimesi munsariftir. Ortası harekeli olmadığı için. İbrahim ile Şeter gayri munsariftir. Birisi ortası harekeli olduğundan dolayı, birisi de ne olduğundan dolayı? Üç harften fazla olduğundan dolayı. Bu bapta peygamberlerin isimlerinden 6 tanesinin efendim munsarif olduğunu. Bu 6 taneden 4 tanesi Arapça olduğundan dolayı hücmelik yok onlarda. Sadece bir illet alemiyetle kelime gayri munsarif olamıyor. Birisi Muhammed'dir, birisi Salih'tir, birisi Şuayb'tir, birisi Hud'dur. Efendim Nuh ile Lut kelimeleri de ucme olduğu halde efendim ortası harekeli olma şartını veya üç harfin fazla olma şartını, yani ikinci şartı bulundurmadığından dolayı bunlar munsariftir. Ancak Nuh kelimesinin munsarif olması muttefakun aleyh midir? Değildir. Neden özellikle Nuh kelimesinde böyle bir itiraf var? Nasıl? Neden özellikle Nuh kelimesinde böyle bir itiraf var? Neden? Bu özellikle Nuh kelimesi diye onu örnek olarak verdi. Yani isim izahında şu vardır. Ucme şimdi Arapça olmadığı için, Arapçaya dışarıdan geldiğinden dolayı bunun ağırlığını koruyabilmesi için bir alemiyetten sonra. Alem bir defa kelimeyi ne yapıyor arkadaşlar? Standartlaştırıyor değil mi? Alemler üzerinde tasarruf yapılamıyor. Bu bir. İkincisi, ortasının harekeli olması veya söyleyin üç harften fazla olması kelimeye bir ağırlık kazandırıyor. Bu ağırlık sebebiyle biz tahfiflik yoluna gidiyoruz. Ne yapıyoruz kelimede? Üç halinde üç türlü yapmıyoruz. Tenvini gideriyoruz. Ondan sonra nasıb ve cer halinde ikisini de fetheyle yapmış oluyoruz. Bu ağırlığı koruyabilmesi, yani oradaki ferilik meselesi dediğimiz, hani her gayr-ı munsarifte iki tane illet olması lazımdı ya, iki tane fer'iyet olması lazımdı. Bu fer'iyeti gerçekleştirmek için ikinci şart olarak bunu koymuşlardır. Daha önceki dersimizde hatırlarsanız وَهَذِهِ مُنَاسَبَاتٌ ذَكَرُوهَا بَعْدَ الْوُقُعُ demiştik. Şimdi mesela Cami Hazretleri diyor ki neden ortası harekeli olacak
veya 3 harften fazla olacak. لِأَلَّا يُعَارِضَ الْخِفَّةَ اَحَدُ السَّبَبَيْنِ لِأَلَّا يُعَارِضَ الْخِفَّةُ اَحَدَ السَّبَبَيْنِ. Yani bu ucme olan kelimede hafiflik olduğundan dolayı bundaki hafiflik iki illetten birisini nötrleştirmesin. Kelimede bir ağırlık meydana gelsin. O hiffet dediğimiz kelimede ucmelikten kaynaklanan hiffet iki illetten birisini nötrleştirebilir. Dolayısıyla bir illete düşmüş olabilir. Nötrleştirmemesi için bir ağırlık nasıl temin ederiz? Üç harf varsa üç tane hareke ağırlık teşkil eder ve üç harften fazlaysa zaten efendim. Evet. وَهَذَا اِخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ دَ ذَهَبَ الزَّمَخْشَرِيُّ اِلَى اَنَّ نُوحًا كَهِنْدِ. İmam Sibeveh değil de İmam Zemahşeri diyor ki Nuh kelimesi Hint kelimesi gibidir diyor. Nasıl ki Hint kelimesinde gayr-ı munsarif olması da caiz, munsarif olması da caizse Nuh kelimesi de aynen öyledir. Tenis-i maneviye kıyaslamış onu. Fakat o zaman Lut kelimesi de öyle olması lazım. Yani Lut kelimesi de öyle olması lazım. Halbuki Lut kelimesini gayr-ı munsarif olarak hiç kullanılmamış. O zaman İmam Zemahşeri, ben daha önce Nuh Aleyhisselam'la ilgili bazı araştırmalarda Nuh kelimesinin normalde ucmedir. Efendim, nevh kelimesinden doğduğunu da söyleyenler var. Yani ağlamak manasından alındığını söyleyenler de var. Fakat bizim için İbn Hacib'in bu ifadesi yeterlidir. Farklı görüş olarak Nuh kelimesini gayr-ı munsarif diyen var mıdır? Vardır. Neye binaen? Ucmeli illet sayıyor mahta sayıldığı gibi. İmam Zemahşeri diyor ki en azından burada mahta değerlendirildiği gibi burada da değerlendiriliyor. Kelimenin gayr-ı munsarif olması caizdir, munsarif olması da caizdir şeklinde değerlendiriyor. Halbuki İbn Hacib Hazretleri diyor ki hüküm veriyor. Munsarifun diyor, munsariftir. Ve şeteru İbrahim'u. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Ve hiyye addun ve vasun ve te'nith ve ma'rifeh. Ondan sonra ve ucme sümme cem'un dedi. Sıra geldi cemiye. Daha önceki derslerimde de ifade etmiştim. Cemi ile ilgili bizim kitaplarda çok fazla bilgi cemilerin nasıl yapıldığı ile ilgili yoktur. Cem-i salimlerin nasıl yapıldığı var. Cem-i mükesserlerle ilgili de cem-i salimin dışındaki cemilerin cem-i mükesser olduğunu biliyoruz. Cem-i kıllet ve cem-i kesret izaharda geçmemişti. Ama cem-i kıllet, cem-i kesret meselesi kafiyede geçecek, gelecek. Efendim, biz dersimizde söylemiştik onu. Siz de daha önceki bilgilerinizde, derslerinizde tebaiyetle geçmiş olabilir. Şimdi peki cem-i kıllet, cem-i kesret bilebiliriz de oradan buradan duyma bilebiliriz de cem-i kesret, affedersin, cem-i mükesser nasıl yapılır? Bunun bir kuralı var mıdır? Cem-i salim yapmanın kuralları vardır. Cem-i mükesserin kuralları böyle mazbut kuralları yoktur. Genelde bunlar semaidirler. Ancak belli kalıplardan belli kalıplar cem-i mükesser olarak gelir. Bu cem-i kesretler içerisinde bir cemiye sıgayı muntahayı cumhur denir. Cem-i mükesserler içerisinde bir cemiye sıgayı muntahayı cumhur denir. Nedir arkadaşlar sıgayı muntahayı cumhur? Efendim, fe'alile kalıbında olan mefaile, mefaile kalıbında olan veya efaile, efaile kalıbında olan, önemli olan burada şimdi bu kalıpların için söyledim biraz aynı kalıpta biraz farklı vezinler zikrettim. Sebebi şudur arkadaşlar. Şimdi biz feale, feainlam, faal filanel filamel fili, biz bunu vezin olarak kullanırız. Fealile dediğimiz zaman o zaman faal fiili aynel fiili, lamel fiili. Arada bir ziyade ne vardır? Feal ile bir elif vardır. Bir de lamel fiili cinsinden bir ziyade vardır. Bu mu kastediliyor? Feal ile kalıbından bu mu kastediliyor? Hayır, bu kastedilmiyor. Bu feal ile olabilir, mefail olabilir, efail olabilir. Önemli olan
bu harflerin ve harekelerin dizilişidir. Harflerin ve harekelerin dizilişidir. Öyleyse sigay-i muntahayı cum'u dediğimiz zaman ne anlaşılacak? El cem'u şartuhu, gayr-i musarif illeti sayılmasının şartı, sigat-u muntahel cum'u, sigay-i muntahayı cum'udur. Muntahel cum'u demek, cemiliğin nihayet bulmuş olduğu demektir. Muntaha, sona ermiş demektir. Sigat-u muntahel cum'u, cemiliğin nihayet bulmuş olduğu siga nedir? Cem'in gayr-i musarif illeti sayılmasının şartıdır. Bu da nedir? Fe'alile. Birinci harf meftu olacak. İkinci harften sonra elif olacak. Ondan sonra iki tane harf veya üç tane harf olacak. Fe'alile. Eliften sonrası mekşur oluyor. Veyahut da fe'alile. Efendim. Eliften sonra ya iki harf olacak veyahut da üç harf olacak. Mefa'ile. Mefa'ile. Mesacide. Mesabihe. Seravile. Evet. Esavira veya esavira, enaime gibi. Demek ki arkadaşlar burada faal ile kalıbı deyince faal ile olabilir, mefail ile olabilir, efail ile olabilir. Önemli olan burada birinci harfin meftu olması, ikinci harften sonra elifin gelmesi. İkinci harften sonra elifin gelmesi deyince zaten ikinci harfte meftu olduğu anlaşılmış oluyor. Ondan sonra iki tane veya üç tane harf vardır. İki tane harf faal ile de, üç tane harf faal ile de bu kalıp değişmeyecek. Bu kalıp sıgı-i muntahayı cum'udur. Ne demektir arkadaşlar? Arapçada şöyle bir durum vardır. Bir kelime cem-i mükesser olarak cemilendikten sonra o cemi bir daha da cemilenebiliyor. Yani Araplar cemin cemisini kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Kelbun cemisi eklub, eklubun cemisi de ekelib olarak kullanılıyor. Surun kelimesinin cemisi suvar diye onun cemisi de suvarın cemisi esvire, esvirin cemisi de esavir olarak kullanılıyor. Yani bilezik manasında suvar kelimesinin cemisi esvire olarak kullanılıyor cem-i mükesser. Esvire de bir daha cemileniyor, esavir oluyor. En'am kelimesi na'amun cemisidir. Na'amun cemisi en'am, en'amun cemisi de ena'im geliyor. Yani Arapçada cem-i mükesser tekrar cemilenebilir mi? Cem-i salimler tekrar cemilenmez ama cem-i mükesserler tekrar cem-i mükesser yapılabilirler. Peki cem-i mükesser olarak yapılan bu cemilik ne zaman son bulur? Artık bundan sonra bir daha cem-i yapılmaz. Feal ile veya feali ile kalıbına geldikten sonra bundan sonra bir daha cem-i mükesser yapılmaz. Ne yapılmaz? Cem-i mükesser yapılmaz. Yani şu demek olur, ondan cem-i salim yapmaya kalksalar engel yok demektir. Şimdi sıgı-i muntahayı cumu cem-i mükesser olarak son bulmuş sıgadır. Ondan sonra bir daha cem-i mükesser yapılmaz. Bizim için bu biraz muğlak gibi bidayette gözükse de kalıp netleştikten sonra sıgı-i muntahayı cumu hangisidir? Feal ile feali ile kalıbıdır. Mefa'ile ile mefa'i ile kalıbıdır. Efa'ile ile efa'i ile kalıbıdır. Bu kalıbı bildikten sonra sıgı-i muntahayı cum'u kafamızda netleşmiş oluyor. O zaman bir cemi feal ile feali ile kalıbında ise gayr-i munsarif illeti kendisinde bulunmuştur demektir. Tamam. Nevasiru, enasiru değil mi? Emsilede çekerken nasirune nussarun, nussarun, nasaratun, nasaratun, nasaraten, nasiratun ve nevasirun demiyorduk. Nevasiru diyorduk. Değil mi? Ansaru ansaran ansarune ve enasiru diyorduk. Enasirun demiyorduk. Evet. Yani biz aslında emsili okurken bile gayr-i munsarifi biliyorduk ama çakmamıştık onu. Peki gayr-i munsarif illeti sayılmasının şartı ceminin neydi? Sıgay-i müntehâ-i cumu. Peki kayıtsız mı? Bi gayri hain hasız. Bi gayri hain hasız. Arkadaşlar bu şey var ya Nasiretündeki ta. Buna ta da deniyor. Tenis tası. Veya buna ha da deniyor. Peki buna niye ha deniyor? Niye ta deniyor? Okunurken yazılırken ta olarak yazıldığı için ve geçiş halinde de ta olarak okunduğundan dolayı ta, ta'yı tenis diyoruz buna. Ancak üzerine vakfedildiği zaman Nasireh diye efendim ha diye vakfedildiğinden dolayı
Buna ne denebiliyor? Ha denebiliyor. Burada önemli olan arkadaşlar ha'yı kabul edecek etmeyecek meselesi değildir. Ya bil fiil ha var mı onda yok mu? Yani ta teniz bi gayri ha'in üzerine ha diye durulan ta demektir. Bi gayri ha'in üzerine ha diye durulan ta demektir. Bazılarına göre arkadaşlar nasiretündeki ta'nın aslı ha'dır. Onun için bi gayri ha'in demiştir. Bazılarına göre ise doğrudan doğruya bu ta'dır. Üzerine ha diye durulduğu zaman ha diye durulacağından dolayı bi itibari ma yaulu ileyh yani ileride üzerine durulduğu vakfedildiği zaman ha olacağından dolayı şimdiden ona ne denmiştir? Ha denmiştir. Mecaz alakalarından bi itibari ma yaulu ileyh hatırlarsınız değil mi? İnni arani asuru hamra. Ben kendimi görüyorum şarap sıkıyorum diyor. İnni arani asuru hamra. Halbuki üzüm sıkıyordu, şarap sıkmıyordu. İleride şarap olacağından dolayı şimdiden ona ne denmişti? Buna bi itibari ma yaulu ileyh denir. Yani vakfedildiği zaman ha diye üzerine durulacağından dolayı şimdiden ona ne denmiştir? Ha denmiştir. Şimdi arkadaşlar sıgı-i muntahayı cumhur bulduk. Ama sıgı-i muntahayı cumhur sonunda ta varsa o zaman şartını kaybetti demektir. Sıgı-i muntahayı cumhur tek başına yetmiyor. Bi gayri hain veya bi gayri ta'it tenisi efendim olabilir. Çünkü arkadaşlar eğer sıgı-i muntahayı cumhur sonunda ta olursa mesela ferazinetün gibi o zaman kerahiyet, tavaiyet vezinde müfretler vardır. Kerahiyetün, tavaiyetün gibi müfretler vardır. Müfret kalıplara benzemiş olur. O vezine gelmiş olur. Onun cemiliğine ne olmuş olur? Halel gelmiş olur. Cemiliğine halel gelmiş olur. Zaten cemi öyle sağlam illet olması lazım ki iki illet makamına kaim olacak. İki illet makamına kaim olabilmesi için cemilik onda ne olması lazım? Dört dörtlük olması lazım. Sonunda ta olursa ne oluyor? Kerahiyet ve tavaiyet veznindeki müfretlere kalıp olarak benzemiş oluyor ve böylece cemiliğinde bir fütür, bir gevşeklik meydana gelmiş oluyor. Ne gibi? Kemesacide ve mesabihe, mesacide ve mesabihe gibi. Mesacide eliften sonra iki harf olana, mesabihe de eliften sonra üç harf olana örnektir. Şimdi mesacide mesabihe sıgı-i muntahayı cumhur mudur? Evet. Sonunda ha var mıdır? Yoktur. Öyleyse bu kelime gayr-ı musariftir. İki illetten birisi nedir? Cemiliktir. Öbürü nedir? O da cemiliktir. Doğru mu? Burada iki illet aramıyoruz. İki illet makamına kaim. Bir illet arıyoruz. O da cemiliktir. وَاَمَّا فَرَازِنَتُ Ferazine'ye gelince, ferazine kelimesi feal ile vezinde midir? Feal ile veznedir. Sonunda te var mıdır? Vardır. Peki cem'in şartı neydi? Sıgı-i muntahayı cumhur bi gayri hain. Hasız olacaktı. Efendim burada şart bulunmadığından dolayı nedir? Munsariftir. Ve emma ferazinetu fe munsarifun. Arkadaşlar burada ne beklenirdi? Ve emma ferazinetu fe munsarifetun demesi lazımdı. Ne dedi burada? Fe munsarifun dedi. Niye böyle söylemiştir? Yani artık yani munsarif gayri munsarif isim olmuştur. Yani biz ne yapabilirsin isim olduğu zaman Talha kelimesini müzekkere isim veriyorsun oluyor da efendim bizim memlekette sultan kadınlara isim olarak verilirdi. İstanbul'a geldiğim zaman baktım sultan erkeklerin de isim oluyor. İki tarafa da verilebiliyor yani. Yani munsarif artık kalıplaşmıştır. Ve emmâ ferâ munsarif gayr-ı munsarif, munsarif gayr-ı munsarif. Gayr-ı munsarifetin, gayr-ı munsarifin, munsarifetin, munsarifin falan kullanılmadığından dolayı. Veyahut da ve emmâ ferâzinet ve emmâ nahbu ferâzine, ferâzine gibiler fe munsarifun. Ferâzine gibiler munsariftir anlamında da tevil yapılabilir. Arkadaşlar cemî ile ilgili bu kadar bilgi yetmiyor. Daha da bilgi vardır. Karşımıza problem olarak sırtlana isim olarak verilen hadacir kelimesi var. Şimdi sırtlanın alemi, alemi cinstir bu. Alemi cinsle ilgili izharda bilginiz vardır. Alemi şahıs, alemi cins diye. Katrune'de okuduysanız orada da bilginiz vardır. Efendim Usame, Suale gibi bunlar alemi cinstir. Şimdi hadacir kelimesi sıve-i müntahı cumhur mudur?
Nesigayı müntehayı cumadır. Hadacir. Peki cemi midir? Hadacir. Sırtların adıdır. Peki bunu biz cemi olarak gayr-ı musarif yapabilir miyiz? Bir gayr-ı hain. Sıgayı müntehayı cumadır. Bir gayr-ı haindir ama cemi değildir. Nedir bu? Sırtlarına alemdir bu. Diyor ki ve hadaciru, hadacir kelimesi alemen alem olduğu halde lidab'in sırtlarına alem olduğu halde gayru munsarifin, gayru munsariftir. Ama şu anda cemi olduğundan dolayı değil. Ya li'ennehu menkulun anil cem'i. Cem'iden menkuldür. Cemiyet iki kısımdır. Cemilik vasfiyeti gibi vasfiyeti asliye, vasfiyeti arziye, cem'iyeti asliye, cem'iyeti arziye değil. Böyle bir şey yok. Cemide böyle bir nevileştirmek yok. Ancak hadacir kelimesi Arapçada gayr-ı musarif olarak sırtlan alem olan hadacir kelimesi gayr-ı musarif olarak kullanılıyor. Peki bunda bu hem müzekkere hem müennese kullanıldığı için alemiyet bir müenneslik iki kelime gayr-ı musarif yapamıyoruz. O zaman biz bunu alemiyetinden dolayı ne yapamayız? Gayr-ı musarif yapamayız. Yine cemiliğinden dolayı gayr-ı musarif yapmalıyız onu. Diyoruz ki لَاَنْهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمَعِ Cemiden menkuldür bu. Yani sırtların karnı çok büyük olduğu için sanki böyle birkaç tane de mürekkep bir araya gelmiş de ne olmuş? Hadacir denmiş. Cemu'u hidacirin. Hidacirun cemisidir. Hidacir azimul batn demektir. Bunun karnı çok büyük olduğu için birkaç tane büyük karından meydana gelmiş gibi efendim لَاَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ Cem'iden menkuldür. Yani hidacirun cemisidir. Ne yaptık arkadaşlar burada? Hadacir kelimesinde ne yaptık? Demiş olduk ki bazen hadacir fealil vezni kalıbı alemi cins olabilir. Alemi cins olduğu halde kelime gayr-ı musarif olarak kullanılabilir. Buradaki gayr-ı musarif olarak kullanılmış olması cemiliğinden dolayıdır ama cemiyeti asliyeden dolayı değil. Ya menkulun anil cem'i. Menkulun anil cem'i. Yani cemiyeti asli ifadesini kullanmıyoruz daha doğrusu. Çünkü cemiyeti asli edersen karşılığında ne çıkar? Vasfiyeti asliyenin karşısında vasfiyeti arıziye çıkar. Böyle bir durum şeyde cemilikte söz konusu değil. Cemiyeti arıziye denmez yani. Menkulun anil cem'i denir. Yani aslında cemi olduğundan dolayı cemiden nakledilmiş. لَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ Yani hadacir cemi evvela kullanılmış oldu. Sonra oradan nereye nakledilmiş oldu? Sırtlarına alem olarak nakledilmiş oldu. Önce hidacirun cemisi hadacir gelmiş. Sonra bu hadacir ne olmuş? Sırtlarına alem olarak nakledilmiş. لَنَّهُ مَنْقُولٌ عَلِيلٌ Yani bu cemi direkt hidacirun'den alem yapılmamış. Önce hidacirun'den hadacir diye alem yapılmış. Hadacir cemi olduktan sonra nereye nakledilmiş? Alemiyete nakledilmiş. Yani şu anda hadacir dendiği zaman alemen li dab'ide cemilik var mıdır? Yoktur. Ama cemiden menkul olduğundan dolayı bu da gayr-ı musarif illeti olması için yeterlidir. Arkadaşlar bir de burada serabil kelimesi vardır. Bir itiraz geliyor. Daha doğrusu itirazlara cevap veriyor. Şimdi musannif dedi ki gayr-ı musarif, ceminin gayr-ı musarif illeti sayılmasının şartı neydi? Sıve-i müntehayı cümle olacak. Nesiz? Bir gayr-ı hain dedi. Ve mesacid mesabihi örnek olarak verdi. Ferazine kelimesi ve benzerleri şartı tutmadığından dolayı ne değildir? Gayr-ı musarif değildir dedi. Peki hadacir kelimesine ne diyeceksin? Cemin şartı, illet, gayr-ı musarif illeti olmasının şartı sıve-i müntehayı cümledir. Önce cemi olacak, şartı bulunacak. Sıgayı müntehayı cumu. Hadacir cemi değil ki. Yani sıgayı müntehayı cumu nedir? Önce cemi olacak, cemin illet olmasının şartıdır. Yani hadacir alemen lidab'idir. Dolayısıyla cemi değildir ki biz bunda neyi arayalım? Gayr-ı musarif illeti şartı tutuyor mu, tutmuyor mu onu arayalım. O noktaya gelemedik çünkü cemi değildir. Diyor ki, hadacir her ne kadar şimdi cemi değilse de cemiden menkuldür. Yani bu hidacirun cemisi olmuş önce hadacir. Sonra hadacir cemi olduktan sonra alemiyete nakledilmiştir. Sırtlana alemi cis olmuştur. Bu şekilde cevap vermiştir. Bir de seravil kelimesi var.
seravil kelimesi Arapçada, biz onu Osmanlılar eskilerimiz şalvar manasında kullanıyorlardı. Efendim, şimdi pantolonu da seravil diyorlar. Seravil kelimesi gayr munsarif midir, munsarif midir? Seravil nereye benziyor arkadaşlar? Mefa'il veya efa'il, enaim kalıbına benziyor. Bu kelime munsarif mi, gayr munsarif mi? Şimdi bunu bazıları munsarif olarak kullanıyorlar. Seravil kelimesini bazıları munsarif olarak kullanıyorlar. Eğer seravil kelimesi munsarif olarak kullanılırsa Seyyid Efendi, neden munsariftir sorusu olur mu o zaman? Olmaz. Çünkü isimlerde aslı nedir? Munsarif olmaktır. Bunu munsarif olarak kullanan neden munsarif olarak kullandı bunu ispat etmesine gerek yoktur. Ama gayr-ı munsariftir dersek, gayr-ı munsarif olarak istimal edilirse o zaman bunun gayr-ı munsarifliğini ne yapmamız lazım? İspat etmemiz lazım. Şimdi Musannife İbn Hacib'e şöyle bir itiraz gelebilir. Efendim, sen dedin ki gayr-ı munsarif illeti olan cemi vardır. Cemin şartı da sıgı-i muntahaya cumudur. Bir gayr-ı hain dedin. Hadacir kelimesi cemi değil ki. Önce cemi olacak ki şartını arayalım. Ona cevap verdi. Ne dedi? Aslında cemiydi o. Cemiden mankuldür dedi. Buradan sıyırdı. Şimdi diyorlar ki tamam, hadacirden sıyırdın. Seravile ne diyeceksin? Ki genelde bu gayr-ı musarraf olarak kullanılıyor. Şimdi seravil cemiden menkul değildir. Cemiden menkul değildir. Peki elanda cemi değildir. Bunu nasıl izah edeceksin? Buradaki gayr-ı musarrafliği nasıl izah edeceksin? Diyor ki ve seravilü, seravil kelimesi idalem yusraf ve huvel ekfer. İdalem yusraf, musarif olmadığı, yani gayr-ı musarif olduğu zaman ki ve huvel ekfer, ekseri bunu gayr-ı musarif olarak kullanılmasıdır. Eğer gayr-ı musarif olarak kullanılıyorsa biz bunun nesini ispatlamamız lazım? Gayr-ı musarif oluşunun illetlerini ortaya koymamız lazım. Peki buna ne diyeceğiz? Menkulün anil cem'i diyebilir miyiz? Fakat değil, bu işkelden kurtulmak için şöyle denmiştir. Yani bazıları bunun cevabını şöyle vermişlerdir. Demişlerdir ki fakat ile a'cemiyyun innehu var mı? Fakat ile denildi ki a'cemiyyun. Seravil kelimesi ucmedir. Efendim? Fakat ile innehu yani ben de hatırımda öyle vardı onun için. Fakat ile denildi ki innehu a'cemiyyun. Bu kelime Arapça değildir. Ne şimdi cemidir, ne de aslında cemi değildir. Yani şimdi cemi değil, aslında hadacir kelimesi gibi de menkulün anil cem'i değildir. Peki nasıl gayr-ı musarrif oldu? Humile ala muvazinihi. Humile hamledildi ala muvazinihi. Bu acemcedir. Arapçaya geldiği zaman o kalıpta başka kelimelerle karşı karşıya kaldı. Yani seravil acemcedir, Arapça değildir. Arapçaya geldiği zaman, Arapçada kullandığı zaman o kalıptaki kelimelerle o kalıptaki kelimelere benzediğinden dolayı onlara hamledilmiştir. Feali ile kalıbı gayr-ı munsarif olarak kullanıldığı için bu da bu kalıba geldiğinden dolayı humile ala muvazinihi. Ala muvazinihi ala ma yuvazinuhu demektir. Yani vezin taşlarına aynı kalıpta olanlara hamledilmiştir. Burada seravil kelimesinin gayr-ı munsarif olması şimdi cemi olduğundan dolayı değil. Cemiden nakledildiğinden dolayı değil. Ya ucmedir. Arapçaya nakledildiğinde o kalıptaki kelimeler gayr-ı munsarif olduğundan dolayı bu da o kalıptaki kelimelere hamledilerek hamil yoluyla ne olmuştur? Gayr-ı munsarif olmuştur. Vezinleri aynı olunca efendim her ne kadar bu cemi değilse de vezinleri aynı olunca hamil yoluyla bu durum gerçekleşmiş oldu. Burada arkadaşlar ne yapmış olduk? Seravil kelimesi cemi değildir de hükmen cemi olmuştur. Ne demek? Hükmen cemi ne demek? Cemi ahkamı üzerine icra edildi demektir. Doğru mu? Hani hüküm neydi? Neydi? El eterul muterettibu ale şey. Biz ne yaptık burada? Gayr-ı musarrif illetlerine bir tane daha ilave etmedik. Cemiliği biraz daha esnettik. Hakiki cemi olur, hükmü cemi olur. Seravil hükmen cemidir. Ne demek?
Ucmeydi, Arapçaya geldi. Bu kalıptaki kelimelere bakıldı. Bu kalıptaki kelimeler ne muamele gördüyse ki bu kalıptaki kelimeler sıgı-i müteahhi cumhurdu. Gayr-ı munsarif muamelesi gördü. Bu da hamil yoluyla bu muameleyi gördü. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Seravil kelimesi bu ifadeye göre hükmen cemi sayılır. Hükmen cemi, açıklıyorum hükmen cemi ne demektir? Hükmen cemi demek, cemi olmadığı halde cemi ahkam üzerine icra edilmiştir demektir. Yani biz gayr-ı munsarif illetlerini sayarken cemi dediğimiz zaman bu ceminin içerisinde seravil gibiler de girmiş oluyor. Bir 10. illet vezinlere hamletmek diye bir 10. illet yok yani. Cemi dediğimiz zaman bu cemi, hakiki cemi, hükmü cemi olarak değerlendirebiliriz. Şimdi seravil kelimesi eğer gayr-ı munsarif olarak kullanılıyorsa bunun gayr-ı munsarifliğini ispat etmek için birinci yol dendi ki bu kelime ucme bir kelimedir. Arapça değildir. Efendim Arapçaya nakledildiğinde bu kalıptaki kelimeler sıgı-i müteahhi cumhurdur. Gayr-ı munsarif olarak kullanılıyor. Bu da onlara hamlen aynı kalıpta olan kelimelerden ayrı olmasın diye o muameleye tabi tutuldu ve gayr-ı munsarif muamelesi gördü. Bu aslında cemi olduğundan dolayı değil. Şimdi de cemi olduğundan dolayı değil. Ya bu vezindeki cemilere hamledilerek gayr-ı munsarif olmuştur. O zaman buradaki cemilik hükmen cemilik var. Hükmen cemi yani cemi hükmündedir demektir. O kalıptaki cemilerin hükmündedir. Yani o kalıptaki cemilerde hangi hüküm varsa ki o da gayr-ı munsarifliktir. Cer ve temin kabul etmez. Bir böyle izah edilmiştir seravil kelimesi. Vakile bazıları da demişlerdir ki hayır biz haksızlık yapmayalım. Seravil kelimesi Arapçadır. Vakile denildi ki Arabiyyun Arapçadır. Hakikaten cemi değildir. Efendim seravil yani cins isim olarak kullanılır. Şalvar dendiği zaman aynen ismi cins olarak kullanılır. Fakat cem'u sirvaletin takdiren farzan ve takdira sirvaletünün cemisidir. Farzan ve takdira sirvaletünün cemisidir. Şimdi neden farzan ve takdira aynen şeye benziyor arkadaşlar bu? Farzan ve takdira Ömer Amiründen udül etmiştir. Farzan ve takdira Züfer Zafiründen udül etmiştir. Çünkü bu kelime ekseri nahivcilere göre ve ekseri dilcilere göre gayr-ı munsarif olarak kullanılınca gayr-ı munsarifliğini ispat için efendim illet arayışına çıktığımız zaman başka illet bulamayınca seravil kelimesi olsa olsa cemiye en çok benzeyecektir. Aslında cemi değildir, şimdi de cemi değildir. Buna rağmen biz nasıl bunu gayr-ı munsarif yapacağız? Cem'u sirvaletin takdira. Şimdi arkadaşlar hadacir kelimesi hidacirun cemidir. Karnının büyüklüğü sebebiyle eğer Yavuz Selim şalvarı düşünürseniz orada da birkaç tane şalvar vardır yani. Evet, cem'u sirvaletin takdira. Takdiren sirvaletin cemisidir. Ne yapmış olduk burada arkadaşlar? Eğer seravil kelimesi gayr-ı munsarifse ki ekseri istimal budur. Araplarda ekseri istimal budur. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bir, iki tane izah şekli vardır. Birincisi nedir? Bu Arapça kelime değildir. Asıl olarak bu Arapça değildir. Ucme bir isimdir. Ucme bir isimdir. Arapçaya geldiğinde bu kalıptaki kelimeler var. Bu kalıptaki kelimelere hamledilmiştir. Bu kalıptaki kelimeler Arapçada sıgı-i müteahhi cumhur olarak gayr-ı munsarif şeklinde istimal edilir. Bu da onlara benzediğinden dolayı ne olmuştur? O muameleye tabi tutulmuştur. Aslında cemi değil, şimdi de cemi değil, cemiye hamledilmiştir diyoruz. İkinci bir grup da diyor ki, evet gayr-ı munsariftir tamam da ucmedir diyerek bir kelimeye haksızlık yapmayalım, Araplara da haksızlık yapmayalım. Bu Arapça bir kelimedir, dışarıdan gelmiş bir kelime değildir. Peki gayr-ı munsarifliği nasıl ispat edelim? Ya Ömer de ne yaptıysan bunu yap diyor burada. Niye çok uğraşıyorsun Arapçadan dışarı çıkarıp sonra içeri sokuyorsun onu? Ömer'e de yaptın, Züfer'e de yaptın. Burada da de ki sirvaletün, takdiren sirvaletün cemisidir de. Niye bu yola gittin? Gayr-ı munsarif olarak kullanıldığını ispatlayabilmek için, yani gayr-ı munsarifliğini ispatlayabilmek için başka makul bir yol yoktur. Bundan dolayı bu yola girdim. O zaman arkadaşlar, gayr-ı munsarif illeti olan cemilikle ilgili bir mübahase söz konusu olduğu zaman size birisi şu soruyu sorar. Sıgı-i müteahhi cumhur
Hasıl sıhhi mütercüme şartıdır der size. Birisi sorar size, der ki kardeşim hadacir kelimesindeki gayr-ı musarrifliği anlat bakalım der. Şartlar burada tutuyor mu tutmuyor mu? Ne diyeceğiz biz burada? Hadacir kelimesi evet mesabihten biraz daha farklıdır. Çünkü hadacir nedir? Alemi cinsidir. Neyin alemi cinsidir? Sırtlarının alemi cinsidir. Şu anda cemilik var mı? Yok. Peki gayr-ı musarrif illetinin şartı neydi? Gayr-ı musarrif illetlerinden birisinin şartı cemidi. Önce cemi olacak ki ondan sonra siz onda sıgı-i mütecumu arayacaksınız. Doğru mu? Önce cemilik olacak, önce alemiyet olacak, alemiyetin şartını. Önce mühendislik olacak, mühendisliğin şartını. Önce vasıflık olacak, vasfın şartını arayacaksın. Cemilik yoksa cemilik şartını. Yani gayr-ı musarrif illeti sıgı-i mütecumu değildir. Gayr-ı musarrif illeti nedir? Cemiliktir. Cemiliğin şartı nedir? Sıgı-i mütecumudur. Öyleyse önce cemilik olacak. Hadacir cemi değildir. Sorusuna ne diyeceğiz? Evet, her ne kadar şimdi hadacir sırtlana isim olduğu zaman cemi değilse de menkulun anil cem'i. Aslında bu hidacrun cemisidir. Önce hidacrun hadacir diye cemilendi. Sonra hadacirden nereye nakledildi? Sırtlana alem olarak, alemi cins olarak nakledildi. Peki bize ikinci bir soru gelir cemilikle ilgili. Peki serabil kelimesine ne diyeceksin? Hadacir'de dedik ki menkulun anil cemi, aslında cemiydi dedik. Doğru mu? Orada öyle kurtulduk. Peki serabil kelimesi ne diyeceksiniz? Deriz ki serabil kelimesinde bir defa başta bu kelime gayr-ı musarif olarak da kullanılıyor, musarif olarak da kullanılıyor. Ki ekserisi gayr-ı musarif olarak kullanıyor. Arapların çoğu gayr-ı musarif olarak kullanıyor. Musarif olarak kullandığı zaman problem yok. Niçin sorusu olmaz. Eşyada asıl olan ibahe olduğu gibi İsimlerde asıl olan nedir? Munsarifliktir. Peki gayr-ı munsarif olduğu zaman gayr-ı munsarifliğini nasıl ispatlayacağız? Bunun da ispatı için iki yol kullanmışlar. Bazıları demişler ki bunu biz ucme bir kelime kabul edelim. Arapçaya yabancı dilden gelmiştir. Peki yabancı dilden gelince ne oldu? Arapçaya, Acemce'de bu seravil kelimesi aynen böyleydi. Arapçaya geldiği zaman sağa sonuna baktı ki faal ile kalıbında kendisine benzeyen kelimeler vardır. Ha tamam dedi, ben sana benziyorum. Senin hükmündeyim dedi. Gayr-ı munsarif muamelesi gördü. Ne ile? Hamlen ala ma yuvazinuhu. Hamlen ala muvazinihi dedi. Muvazin, vezindaşları demektir. Faal ile, seravi ile, faal ile kalıbındaki kelimelere hamil yoluyla gerçekleşti. Yani seravil mesacitte olduğu gibi şimdi cemi aslında cemi değil. Hadacir'de olduğu gibi menkulün anil cemi değil. Ya sadece ne var burada? Haml alel muvazin var. Seravil'le hadacir arasındaki fark nedir diye sorulduğu zaman ne diyeceğiz? Hadacir menkulün anil cemidir. Ama seravil menkulün anil cemi değildir. Seravil'de hadacir'de bir ifade tarzıyla olayı bitiriyorsun. Diyorsun ki bu cem'u hidacrin menkulun anil cem'i gayr-ı munsarifin diyorsun. Ama seravilde öyle demiyorsun. Seravilde evvela iki ihtimalden bahsediyorsun. Diyorsun ki bir gayr-ı munsarif olarak kullananlar var ki genelde böyledir. Bir de munsarif olarak kullananlar vardır ki azınlıktır bu. Bu kısmı araştırmaya gerek yok. Aslı üzeredir. Bir şey demiyoruz ona. Gayr-ı munsariftir diyenler de tekrar kendi aralarında bunu ispat için nereye ayrılıyorlar? Kaça ayrılıyorlar? İkiye ayrılıyorlar. Bir kısmı diyor ki biz bunun gayr-ı munsarifliğini ispat edebilmemiz için kullanacağımız yol nedir? Ucme bir isimdir bu. Arapçaya gelmiştir. Şimdi cemi değil. Aslında da cemi değildir. Cemilikle hiçbir alakası yoktur. Sadece ve sadece Arapçaya geldiğinde bu kalıpta sıgı-i mütecumular olduğundan dolayı onlar da gayr-ı munsarif olduğundan dolayı bu kelime hamlen leha o cemilere hamlederek ne olmuştur? Gayr-ı musarif olmuştur. İkinci grup diyordu ki bu ucme değildir. Nedir? Arapçadır. Arapçayı öldürmeyelim. Cem'u sirvaletin takdiren. Yani aynen Ömer Amirü'nden udül ettiği gibi bu da sirvaletünün cemisi olduğunu kabul edelim. Efendim aradaki farkı anlayamadıysak söyleyeyim onu. Şimdi hadacir takdiren hedacirün cemisidir demiyoruz. Ama seravil takdiren sirvaletünün cemisidir diyoruz. Tamam. Hadacir'de ne diyoruz? Hıdacir'ünden hadacir'e çıkıldı. Sonra hadacir cemi sırtlana alem olarak, önce cemi olarak kullandı. Sonra sırtlana alem olmaya intikal etti. Menkulun anil cemi. Hıdacir'ünden hadacir'e geçti.
Hadacir'den sonra alem oldu. Önce cemilik, sonra alem oldu. Menkulun anil cemil. Ama Seravil'de Seravil diye cemi oldu. Ondan sonra şuraya nakledildi değil. Diyoruz ki Seravil, Sirvaletü'nün cemisidir. İşte Yavuz Selim Şalvar'ın düşünürseniz yani sanki onun her bir parçası ne olmuş oluyor? Efendim? Her biri birer Sirval olmuş oluyor. Hepsi bir araya gelince Seravil. وَاِذَا سُرِفَ اِذَا لَمْ يُسْرَفْ وَاِذَا سُرِفَ bu oranın mukabilidir. وَاِذَا سُرِفَ munsarif olduğu zaman seravilun dendiği zaman فَلَا اِشْكَالَ o zaman cemilik kaidesinde bir sıkıntı yok. Cemilik kaidesinde bir sıkıntı yok. Yani biz seravil kelimesiyle cemiye itiraz geliyor muydu? Havacirle, seraville geliyor muydu bizim anlattığımız kurallara? Bir problem geliyor muydu? Geliyordu değil mi arkadaşlar? Biz dedik ki cem'in şartı nedir? Sıgay-ı muntahayı cum'udur bila hain dedik. Doğru mu? Biz böyle söyleyince birisi karşımıza kardeşim gayr-ı musarif illeti sıgay-ı muntahayı cum'u mudur? Sıgay-ı muntahayı cum'uluk gayr-ı musarif illetinin şartı mıdır? Ne dedik? Gayr-ı musarif illeti cemiliktir. Önce cemilik olacak sonra şartını arayacaksın. Adam diyor ki biz o zaman hadacir cemi değil ki. Sırtlana alemdir. Burada sıra-i muntahacumuluk aranmaz ki. Kelime niye gayr-ı musarriftir o zaman? İtiraz bu. Biz buna ne yaptık? Menkulun anil cem'i diye bir tünel açarak cevap verdik. Peki oradan kurtulunca biz ikinci soruyu getirdi adam. Dedi peki dedi seravile ne diyeceksin? Seravil kelimesi menkulun anil cem'i mi diyeceksin? Yok. Buna ne diyeceksin? Diyoruz ki biz hadacir seravil kelimesinden yaptığın itirazdan kurtuluşun iki tane yolu vardı. Bir, munsarif olarak kullanılıyor bazılarınca o zaman problem hiç kalmadı. Gayrı munsarif olarak kullandığı zaman bize problem gelir. Bundan da iki tane çıkış yolu var. Bir, bazılar diyor ki seravil kelimesi evet şimdi cemi değildir. Aslında da cemi değildi. Aslında ucmeydi. Arapçaya nakledildiğinde bu o kalıptaki kelimeler gayr-ı munsarif olduğundan dolayı hamlen ala muvazinihi o vezindeki kelimelere hamil yoluyla gerçekleşmiştir gayr-ı musariflik. Anlaşıldı? Veya bir kısmı diyor ki biz bunu ucme yapmayalım. Takdiren sirvaletünün cemisidir diyelim. Cemi olunca da takdiri cemilik diye bir şey çıktı karşımıza. Yani takdiri cemilik yani hükmen cemi sayılmış oluyor. Buna ne diyoruz? Hükmen cemi diyoruz. Ne demek hükmen cemi? Yani cemi ahkamına tabi tutulmuş oluyor. Sanki aslı sirvaletünden oluşturulmuş bir cemi gibi. Bu da takdiridir arkadaşlar, tahkiki değildir. Herhalde burası anlaşılmıştır. Cemi ile ilgili ceminin şartını söylersiniz. Hadacir itiraz olarak karşınıza çıkar, ona cevap vermeniz lazım. Seravil karşınıza itiraz olarak çıkar, ona cevap vermeniz lazım. İşin güzel tarafı hadacirde bir cevap yeterli oluyor. Ama seravilde bir cevap yeterli olmuyor. İki tane cevaba ihtiyaç vardır. Şimdi arkadaşlar diyor ki İbn-i Hacip Hazretleri var mı sorusu olan? Söyle canım. Burada önemli olan cemi olması değil de cemi sırasında olması değil bir şey içten çıkarım. Hatta şartlısını sıyıratın. Aaa kuzum öyle söylersen yanarsın. Gayr-ı munsarif illeti olması için cemi olması lazım. Cemi neyin şeyiydi? Fer'iydi. İfradın, müfredin fer'iydi değil mi? Evvela cemi olması lazım. Yani o kalıp yetmiyor. Önce cemi olacak. Gayr-ı musarif illeti olan o siyah, o kalıp değildir. Belki nedir? Efendim, cemiliktir. Orası öyle. Şimdi arkadaşlar, bizim Karadeniz'in dediği gibi dikkatli olun demişler. İbn-i Hacip Hazretleri burada ve nehvu cevârin raf'an ve cerran kekâdîn dedi. Şimdi bizim Abdullah Selman Hoca Efendi diye Allah rahmet eylesin bir talim hocamız vardı. Efendi Hazretlerimizden de ders okudu. Hacı Dursun Efendi Hazretlerinden de ders okudu. Rahmetli Hacı Dursun Efendi Hazretleri böyle Mir'atül Usul'de zor ibareler, Muhtasarül Maani'de bazen zor ibarelerle böyle boğuştuğu zamanlarda bazen böyle sinirlenirdi. Derdi ki ya, ulan mübarek.
Bunu böyle zor yaptın yaptın, gittin mezara yattın aşağı. Biz burayı nasıl çözeceğiz demiş. Şimdi İbn Hacib Hazretleri de böyle gevrek gevrek, iğne ucu gibi böyle azıcık kelimelerle bir hüküm söylüyor. Ondan sonra taşı atıyor kuyuya, sen çıkar onu diyor. Diyor ki arkadaşlar, وَنَحْوُ جَوَارٍ رَفْعًا وَجَرًّا كَقَاضٍ Cevarin gibiler, efendim, rafi ve cer halinde kadın gibidirler. İbn Hacib'in mezarına gitmek lazım, orada sormak lazım. Cevarin gibiler deyince arkadaşlar neyi kastediyor? Cevarin aslında cevariyun idi. Doğru mu? Şimdi cevariyu olunca fealilu oluyor. Ama şimdi ne oldu? İhlalden dolayı sonuna bir harf gitti. Menahu cevarin demek, cevarin gibiler ne kastediliyor? Nakıs faal ile vezinde, nakıs kelimelerin cemisi fevâil ile vezinde olunca ilal sebebiyle bir tane harf gidiyor. Bunların durumu nedir? Şimdi biz bunu faal ile kalıbında kabul edip kelimeyi gayr münsarif mi yapacağız? Yoksa orada giden harfi bay bay güle güle gittin kalıbı bozdun öyleyse kelime münsarif midir diyeceğiz? Diyor ki bu rafi ve cer halinde kadın gibidir. Kadın kelimesi rafi ve cer halinde neydi arkadaşlar? Kadın, kadıyun idi. Ya üzerine zamme sakil, yani zammesini sakil görüp hasfettik. Kadıyin oldu. İki sakinden dolayı ya'yı hasfettik. Tenvini makabine verdik. Kadın oldu. Kadıyin de aynı şekilde ya üzerine kesre sakil geldiğinden dolayı hasfettik. İki sakin toplandı. İki sakin toplanması caiz olmadığı için ya hasfettik. Tenvini makabine verdik. Kadın oldu. Ama haleti nasibinde ne diyorduk? Ra'aytu kadıyen. Ya üzerine fete ağır gelmediğinden dolayı orada bir ilal yapılmıyor idi. Refi ve cer halinde zamme ile kesre ağır geldiğinden dolayı orada ne yapılıyordu? Efendim ilal yapılıyor idi. Diyor ki evvela kadın meselesi net değil mi arkadaşlar? Şeye dönmesin bu. Bizim telhis meselesine dönmesin. Şimdi arkadaşlar cevarin kelimesi aslında cevariyun, cevariyin. Haleti rafi ile haleti cerini yapıyoruz. Doğru mu? Rafi ve cer halinde kadın gibidir. O zaman ca'etni cevarin, ra'aytu cevariye, merartu bi cevarin. Kullanış şekli böyle. Ca'etni cevarin, ra'aytu cevariye, merartu bi cevarin. Mesele böyle. Burada anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar burada bunun izahında birkaç tane vecih vardır. Bir burada ilal meselesi var. O sarf ilmiyle alakalıdır. Bir de gayr-ı musariflik meselesi var. O da nahiv ilmiyle alakalıdır. Sarf ilmiyle alakalı olan yani ilal meselesi kelimenin kalıbı ile ilgili, yapısı ile ilgili, maddesi ile ilgilidir. Gayr-ı musariflik ise kelime tamamlandıktan sonra üzerine icra edilecek irabla ilgilidir. Gayr-ı musariflik kelimenin irabı ile ilgili. Yani kelime tamamlanmış olacak. Üzerine cer ve temin kabul edecek mi, etmeyecek mi? İlal ise kelimenin kendi öz, sarf kelimenin yapısıyla alakalıdır. Önce ilal mi, önce munsariflik, gayrı munsariflik mi? Yani cevarin kelimesi üzerinde biz önce ilali mi icra etmiş olacağız? Yoksa önce gayrı munsarifliği mi icra edip ondan sonra ilal gerekiyorsa mı yapacağız? Sizce hangisi öncedir? İlal öncedir. Çünkü kelimenin yapısıyla alakalıdır. Buna göre ilal yaptığımız zaman cevariyun cevariyinde ya üzerine zamme sakil kesre sakil yanı zammesini kesresini sakil görüp hasfettik. İkisini birleştirerek yapıyorum. Yanı zammesini kesresini sakil görüp hasfettik. Cevareyin oldu. İki sakin toplandı. İki sakin toplanması caiz olmadığından dolayı yayı hasfettik. Tenvini makabındaki re'ye verdik. Cevarin oldu. Tamam. Şimdi cevarin olduktan sonra fe'alile kalıbı kaldı mı? Kalmadı. Kalmayınca ne oldu burada? Efendim, sıgı-i müntehay-i cumu'lu gitmiş oldu. Halbuki cem'in şartı neydi? Sıgı-i müntehay-i cumu'du. Buna göre ca'etni cevarin dediğimiz zaman buradaki tenvin ne tenvinidir? Sarf tenvinidir. Merartu bi cevarindeki tenvin ne tenvinidir? Munsariflik tenvinidir. Kelime ilal yapıldıktan sonra sigayı muntahay cumu kalıbını kaybettiğinden dolayı ne olamıyor? Gayr-ı munsarif olamıyor. Dolayısıyla cevarindeki tenvin ne tenvinidir?
sarf tenvinidir. Munsariflik tenvinidir. Anlaşıldı mı burası? Halet-i nesbine gelince ne diyeceğiz? Ra'aytu cevariyen diyelim önce. Ra'aytu cevariyen, tamam, ya'da ilal yapılır mı? Ya üzerine fethe. Gayet müsait. Bir ilal yapamıyoruz. O zaman ra'aytu cevariye de faal ile kalıbını korudu mu? Korudu. O zaman ca'etni cevarin, ra'aytu cevariye, merartu bi cevarin diyoruz. Burası anlaşıldıktan sonra arkadaşlar, ikinci bir izah şekli var. Bunda diyorlar ki, mesela cevarin selamun vezninde oldu. Cevarin selamin vezninde oldu. Yani müfrede benzemiş oldu. Artık dolayısıyla selamda nasıl ki faal ile kalıbı yoktur, müfrettir. Bu da onun gibi oldu. Efendim, sığ-ı müntecumuluk kalmadı burada. Şimdi bu yaptığımız izah, ilalden sonra munsarif, önce ilal dedik, sonra munsariflik, gayri munsarifliğe bakıyoruz. Kalıp kaybolduğundan dolayı, faal ile kalıbı kaybolduğundan dolayı diyoruz ki munsariftir. İlalden önce munsarif olduğu gibi, ilalden sonra da nedir? Munsariftir. Bazıları diyor ki, arkadaşlar tamam, buraya kadar yaptığınız doğrudur diyor. Yani bu kelime haleti rafinde, haleti cerinde. Önce ilal meselesini yapacağız. Cevariyun, cevariyin. Tamam. Burası doğru. İlal yaptık. Ya'yı hasfettik. Cevariyin oldu. Fakat biz burada şu ra'nın harekesine sarf tenvini demeyeceğiz. Bu kelime gayr-ı musarif kardeşim. Bu tenvine tenvini ivaz diyeceğiz. Nereden çıktı kardeşim ya? Diyor ki bak, burada her ne kadar ya hasfedilmiş ise de ya var gibi kabul edilir. El mahdufu kel mukaddar. Burada hasfedilen ya'yı biz nesyen mensiye yapmıyoruz ki. Bay bay gittin, bir daha görüşmek üzere ahirette demiyoruz ki. Buradaki mahsuf olan mukadder gibidir. Ne demek yani? Biz burada bir bakıman ya'yı var gibi kabul ediyoruz. Nereden çıktı ya? E kardeşim, sen irabı nereye icra ediyorsun? Ra'nın üzerine mi icra ediyorsun? Ca'etni cevarin, ra'itu cevarin. Ra mıdır burada irab? Buradaki hareke, irab harekesi bu mudur? Hayır, irab-ı takdiridir. Doğru mu? Yani hala kelimenin irabın harekesi, irab harekesi nerededir? Ra'nın harekesi irab harekesi değildir. Demek ki biz burada hala yayına kelimenin, bakın arkadaşlar, cerradan geliyor değil mi? Faal fiili, aynel fiili, lamel fiili. Doğru mu? Cariyetün, cevarin, faal fiili, aynel fiili, lamel fiili. Burada lamel fiili hasfedildi. İrab buraya taşınıyor mu? Geriye taşınıyor mu? Adın kelimesinin irabı datın üzerindeki kesre midir? Hayır. Takdiridir orada değil mi? İrab takdiridir. Bu görüştekiler diyorlar ki tamam, biz önce ilali yapalım. İlali yapınca rafi ve cer halinde cevarin oldu. Ancak cevarin olduktan sonra buradaki ya'yı sen var gibi kabul edeceksin. Çünkü buradaki ra'nın harekesi irab harekesi değildir. İrab harekesi takdiren ya'nın üzerinde kabul ediliyor. O zaman buradaki tenvine ne diyeceksin? Buradaki tenvine tenvini ivaz diyeceksin. Hasfedilen ya'dan ivaz gelmiştir. Veya hasfedilen ya'nın harekesinden ivaz gelmiştir. İvaz de ister hasfedilen ya de, istersen ya'nın harekesi hasfedilmiştir, ondan ivaz diyeceksin. Ama bu kelime gayr-ı munsariftir. Munsarif değildir. Daha doğrusu buradaki tenvin sarf tenvini değildir. Tenvini temekkün değildir. Nedir bu? Tenvini ivazdır. Bu izah şeklini anlatabildim mi arkadaşlar? Yani rafi ve cer halinde önce ilal yapılır kelimede, sonra gayr-ı munsarifliğine bakılır diyenler, rafi ve cer halinde cevarin dediler. Kadın gibi dediler. Bunu izahta ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki selam vezninde olduğundan dolayı, sığ-ı müntecumu kaybettiğinden dolayı artık bu ne değildir? Ne değildir? Gayr-ı munsarif değildir. Buradaki tenvin ne tenvinidir? Sarf tenvinidir. Tamam. Dedi. Bir kısmı da diyor ki yapma kardeşim, tamam, buraya kadar doğru da buradaki tenvin sarf tenvinidir ifadesini kabul etmem. Çünkü burada hasfedileni yok kabul edemezsin. Hasfedilen var, el mahdufu kel mukaddar. Hasfedilen var gibi kabul edilir. Var gibi kabul edildiğini nereden biliyoruz? Kelimenin sonu gibi gözüken ra'nın üzerindeki hareke irab harekesi değildir.
Burada hani lafzan o zaman mecrur diyecektin. Doğru mu? Ne diyoruz? Takdiren merfu veya takdiren mecrurdur. Tamam. Oradaki hasvedileni mukadder var gibi kabul ettiğimize göre burada faal ile kalıbı hala var demektir. Dolayısıyla bu kelime gayr munsariftir. Neden sonra? İlal yapıldıktan sonra. Peki gayr munsarif ise bu tenvin nedir? Bu tenvin tenvini ivazdır. Öbürler diyorlardı ki tenvin sarf tenviniydi. Bunlar ne diyor? Bu tenvin tenvini ivazdır. Peki neden ivazdır? Hasfedilen ya'dan ivaz gelmiştir veya hasfedilen ya'nın harekesinden ivaz olarak gelmiştir. O zaman haleti rafi ile haleti cerri fark etmiyor. Haleti nasbinde ne diyeceksin? Cevariye diyeceksin. Efendim canım? Selam gibi diyenler, onlar da gayrı musarif olabiliyorlar. Selamın diyenler zaten temini sarf denin diyorlar. Selamını niye sarf desinler ki? Şey, bu gayrı musarif desinler ki? Hocam cevabı selam gibi görenler musarif olabiliyorlar, gayrı musarif olabiliyorlar. Yani kalıbı kaybetti. Fe'alile kalıbını kaybetti. Kaybettiği için sıhhi müntehai cumhurluk yoktur orada. Olmadığı için musariftir. Selamının musarif olduğu gibi bu da musariftir. Şimdi arkadaşlar bir üçüncü görüş var burada. Cevarin gibilerde bir üçüncü görüş var. Bu üçüncü görüş diyor ki Câetni cevârin râeytu cevâriye merartu bi cevâriye diyor. Câetni cevârin râeytu cevâriye merartu bi cevâriye. Ne yaptı bunlar? Haleti raf'i ile haleti nasb ile haleti cerini gayri munsarif yaptılar. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Haleti raf'ini ayrı anlatacağız. Haleti nasb ile cerini ayrı anlatacağız. Bu görüş, üçüncü görüş diyor ki biz önce ilal sonra gayri munsarif midir değil midir bakmaktansa önce gayri munsariflik öncedir. Gayri munsarif ise gayri munsarif olarak kabul edeceğiz. Munsarif ise munsarif olarak kabul edeceğiz. İlali ondan sonra yapacağız diyorlar. Bu anlattığım şıklarda ne vardı arkadaşlar? Önce ilal sonra munsariflik, gayri munsariflik. Bu üçüncü görüşte ise diyorlar ki biz önce ne yaparız? Cevariyu. Haleti nasbinde ne diyeceğiz? Cevariye. Haleti cerinde ne diyeceğiz? Orada da cevariye diyeceğiz. Bir cevariye diyeceğiz. Çünkü faal ile kalıbı vardır. Biz buna hiç tenvin koymayacağız. Bu kalıba tenvin konmaz. Önce tenvin koyup ilal yapıp da başına sıkıntı açmaktansa hiç tenvin koymayalım. Ona göre ilal yapalım. Peki haleti raf'inde cevariyu diyoruz ki ya üzerine zamme sakil. Ya'nın zammesini sakil görüp hasfettik. Oldu. Cevari. Sonra ya'yı hasfettik. Ya'dan ivaz da buraya bir tenvin koyduk. Cevarin oldu. Yani biz ya'nın üzerine zamme sakil görüp ya'nın zammesini sakil görüp hasfedince efendim burada ya'nın zammesini sakil görüp hasfettikten sonra ya'yı da hasfediyoruz. Ya'dan ivaz olarak ne getiriyoruz? Hali tarafında tenvin getiriyoruz. وَأَمَّا فِي حَالَةِ الرَّفْعِ فَأَصْلُ جَوَارٍ جَوَارِيُّ Zamme var, tenvin yok. Efendim, zamme hasfedildi ağır olduğundan dolayı ve ondan da bir tenvin getirildi. Nereye tenvin getirildi? Ra'nın üzerinde iki sakinden dolayı da ya hasfedildi. Şimdi cevarin kelimesi bu şeye göre haleti refrende cevarin dediğimizde munsarif mi gayrı munsarif mi? Şimdi aslında cevariyu idi. Evet hocam, ilkini gayrı munsarifini attıkları için. Önce kelime gayrı munsarif. Biz buraya tenvini niçin getirdik? Ya'nın zammesini hasfettik. Ondan ivaz tenvin getirdik. Nereye getirdik tenvini? Onda hareke olmadığına göre ra'ya verdik. Orada tenvin olunca iki sakinden dolayı da ya gitmiş oldu. Yani buradaki tenvin, tenvini ivazdır. Ne değildir? Sarf tenvini değildir. Haleti nasb ile cerindeyse zaten ra'ytu cevariye cevariyeydi. Orada ilal hiç yoktur. Ve nahvu cevarin raf'an ve cerren ke kadın. Raf'an ve cerren kadın gibidir. Demek suretiyle arkadaşlar ne yapmış oldu?
cemi bahsini bitirmiş oldu. Şimdi ben özetliyorum arkadaşlar. Halet-i rafi ile halet-i cerrinde istimal nedir? İlal öncedir diyenler de ne yapıyorlar arkadaşlar? Halet-i rafi'nin cevarin diyorlar. Doğru mu? Munsariftir diye gayr-ı munsariftir diyenler de öbür tarafta birinci şıkta onlar da halet-i rafi ile halet-i cerrin kadın kadın diyor, affedersin. Cevarin cevarin diyorlar da tenvin tenvin ivaz diyorlar. Çünkü istimal böyle yani. Araplarda istimal böyledir. Fakat bir kısım diyor ki halet-i raf'i cevarin ise de halet-i nasb ile cerri nedir? Cevariyedir. Doğrudan doğruya efendim nedir? Gayr-ı musariftir diyorlar. Peki o gayr-ı musariftir de halet-i raf'i gayr-ı musarif değil mi? O da gayr-ı musariftir ama oradaki temin nedir? İvazdır. Neden ibazdır? Cevariyu idi. Yani üzerine zamm-ı sakil. Yani zamm-ı sakil görüp hasfettik. Ondan ibaz yani yanın hareketinden ibaz. Tenvin verdik ra üzerine. Oraya tenvin gelince ne oldu? İki sakin toplandı. Bir ya var, bir de sakin var. Ya'yı hasfettik. Cevarin kaldı. Buradaki tenvin nedir? Tenvini ibazdır. Kelime nedir? Gayr-ı musariftir. Şimdi özeti şöyle yaparız arkadaşlar. Cevarin kelimesinde bazıları diyor ki önce ilal yapılır, sonra munsarif mi gayrı munsarif mi karar verilir. Çünkü ilal kelimenin yapısıyla, maddesiyle alakalıdır. İrab ise kelime tamamlandıktan sonra munsarif mi gayrı munsarif mi ona göre hangi kısma sokacağımıza bakarız. Burada önce ilal yapacağız. İlal yaparken gayrı munsarifi hiç kale almadan yapacağız. O zaman cevariyun, cevariyen, cevariyin kelimelerinde ilal yaparız. Bu ilal yaptığımız zaman yan üzerine zamme, kesre, sakıl görüp hasfedildiğinden dolayı ondan sonra iki sakin toplanıyor. Birisi tenvinden, birisi sakin olan, birisi harekesi hasfedilen yağdan, birisi de tenvinden. İki sakin toplanması caiz olmadığı için yağı hasfettik, tenvini makabine verdik. Rafi halinde caetni cevarin, cer halinde de merartü bi cevarin oldu. Buradaki tenvin ne tenvinidir? Artık selam vezninde olmuştur. Sığ-ı mütehacım olduğu kaybetmiştir. Buradaki tenvin, tenvin-i ivazdır. Yağdan veya hasfedilen hareketinden ivaz gelmiştir. Kelime de nedir? Kelime de munsariftir. Şeyini kaybetmiştir. Kalıbını kaybetmiştir. Bazılar da diyor ki, doğru doğru, buraya kadar yaptığın doğru. Yağın üzerine zemme sakil, kesre sakil, hasfettik. Önce ilal meselesiydi, hasfettik. Tenvini makabine verdik. İki sakinden dolayı yağı hasfettik. Ama buradaki tenvin, munsarif tenvinidir diyemezsin. Burada hasfedileni var gibi kabul edeceksin. Çünkü cevarin, ra'nın üzerindeki hareki kelimenin sonu kabul edilmiyor. Oradaki ra'nın harekesi, irab harekesi değildir. Hala ya var gibi kabul ediliyor. Var gibi kabul edilince bu kalıp fealiyle kalıbı vardır burada. Dolayısıyla gayr-ı munsarif olmayı hak etmiştir. Ama neden tenvin vardır? Bu tenvin sarf tenvini değildir. Tenvini ivazdır diyorlar. Üçüncü görüşte de dediler ki cevarin kelimesi hayır. Rafi ve rafi halinde sadece cevarin okunur. Nasib ve cer halinde raaytu cevariye marartu bi cevariye denir. Niye? Üçünde de gayr-ı musarifti kardeşim. Niye öyle? Biz önce kelime ilal niye önce ilal yapıyoruz? Gayr-ı musarifse kelimeye temin vermeden ilal yapalım. Önce ilal meselesini değil, önce kelimenin gayr-ı musarif veya musarif olduğuna bakarız. Madem ki faal ile kalıbı vardır, biz bunu temin vermeden ilal yapalım. Temin vermeden ilal yaparsak nasip halinde, cer halinde ne diyecektik? Cevariye, cevariye diyecektik. Cevariye de ilal yapamazsın. Yani ya üzerine fethe ağır değildir. Rafi halinde ilal yaparsın. Cevariyu. Ya üzerine zamme sakil. Ya üzerine zamme sakil olunca yani zammesini sakil görüp hasfedeceksin. Hasfettiğin zammeden ivaz, ra'ya bir temin vereceksin. O teminle ya ikisi de sakin olduğundan dolayı ya düşecektir. O zaman cevarin kelimesi de gayr-ı munsarifdir hala. Oradaki tenvin nedir? Tenvini ibazdır diyecektir.